Bir strateji mi, keyfiyet mi yoksa herkes kendine mi? Her neyse, lakin pür dikkat çekici geliyor bana. Hele ki seçime 40 günden az bir zaman kalmışken adayların keseri kendi ayağına vurmamaları gerekir. Diyarbakır'daki iddialı partilerin, Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının sağdaki aktivitelerine bakıyorum. Bu minvalde yol alıyorlar. Yüksek dozajlı garip bilhar içerisinde bulunuyorlar. Şöyle ki Adaylar kendi kulvarlarında ve seçim sahasında parti hiyerarşisinde aynı frekansta değiller. Adaylar birlikte görüntü vermiyorlar, bir araya gelmiyorlar. Hatta yan yana gelmekten bile imtina eder bir duruş sergilediklerini söyleyebilirim. Bir kez görüntü verdiler, o da aday tanıtım toplantısında oldu. Sonrasında kimse kimseyi görmez, bakmaz hale geldi. Özellikle merkez ilçeler kadar taşra ilçelerde aynı seyir içerisinde birbirlerine karşı haz edici değiller. İşte bu hali vasiyet hem AK Parti hem de DEM Parti için hiç de sağlıklı olmadığı gibi seçmen nezdinde de sorgulanıyor. Bu itici gerçeğini göz ardı etmemeleri gerekir. Ki bu noktada AK Parti'nin DEM Parti'ye göre biraz daha göze çarptığını söyleyebilirim. İster büyükşehir olsun ister ilçe belediye başkan adayı olsun eğer ki birimiz hepimiz hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmiyorsa frekansları siyasi söylem ve eylemleri bir değilse seçim sonucunu ortak kader olarak belirlemiyorsalar seçim faaliyetlerini kampanyasını vaatlerini projelerini ilçe ve büyükşehir ortaklaştırarak seçmeni aktarmıyorsa büyükşehir herkes bana muhtaç ayağıma gelmeleri gerekir derse ilçede ben kazanırım büyükşehir bana ne o bana muhtaç derse kısır ve bencil fikriyatın üretimi olan ihmaller zincirini çoğaltarak iş dünyalarını kısırlaştırırlarsa, çıkılan yolda adaylar birbirlerini seçmenin sandığın ve sonucun önemli parçaları olarak görmüyorsa ya da görmeme gibi bir bencilliği tasvip ediyorsa, denir ya vay ki vay, daha net bir ifadeyle Büyükşehir adayı Büyükşehir'de bana verin, ilçede kime verirseniz verin derse, ilçe adayı da yok ya siz bana oyunuzu verin, Büyükşehir'de kime verirseniz verin derse, bilmeleri gerekir ki böylesi bir siyasi düşünce seçmende güven tesis etmediği kadar kaybedecekler etmeye de mahkum eder. Bir yanda teşkilatlar düzeyinde de bir çekişme, bir istemezlik vaki. ki küskünleri, dargınları, kendine yer dinmeyenlerin bana ne değişleri de işin ayrı bir handikap yönü. Belediye meclis üyeliklerine dair eleştiriler yüksek. Özellikle birbirlerine yönelik suçlamalarda seçmen noktasında dikkat çekici. Bu havanın değişmesi gerekir. Birlikte kazanabilmek adına. Bir nokta. Eğer ki seçimde siz rakip partilerin mahallesinden oy alamıyorsanız, rakip seçmeni ikna edip kendi tarafınıza çekemiyorsanız, sizin seçimi kazanma gibi bir şansınız yok ki olamaz, olması da mümkün değil. Ve siz seçim kampanyanızı salt kendi partinize, tabanınıza, STK'larınıza yani yandaşlık noktasında yürütürseniz yerinizde saymak olacaktır. Birileri marş olmaz. Çıkacak sonuçta biz bize hayran, biz bize kurban ötesine gitmez. Bu da seçim kazandırmaz. Kaldı ki sandığa gidecek olan seçmen çarşıda, pazarda, manavda, markette, kasapta alınan bir şey değil ki. Beşerdir. Parayı basasınız, alasınız. Her ne kadar bu minvalde parayla rey satıldığı rivayet edilse de hiçbir şekilde kazanılmaz olmamıştır. Sürekli kaybedilmiştir. Seçimin olmazsa olmazı seçmeni kendi yanınıza çekmektir. Özellikle karşı mahalledeki seçmeni siz ona gideceksiniz, dokunacaksınız, konuşacaksınız ve ikna ederek kendi safınıza çekeceksiniz. Vizyonu da hedef kitlesini de genişletmeyen, yeni alanlara yelken açmayan hiçbir parti veya siyasetçi. Rakip partinin liderine, tüzel kişiliğine, kadrolarına hakaret ederseniz, onu aşağılarsanız bilin ki o partinin tabanından size zerre imskal yoktur. Kendi tabanınızı da eritirsiniz. Nokta. Seçmenin istediği hep ifade edilir. Halk nasıl bir başkan ister? Sorunun yanıtı açık, net ve basit iki cümlelik. Sokaktaki vatandaşın istediği şu. Dürüst olacak, hukukun gücüne inanacak, çalışkan olacak, kendi içinden ve de toplumsal güvenirliği olanı istiyor. Ve onu başkan olarak seçmenin gayretinde. Günün sözü, siyasileri diri tutan ortaya koydukları stratejik hamlelerdir.